Evet arkadaşlar, şu anda İsviçre'deyiz. İsviçre nasıl gelebilirsiniz? Yolları nelerdir? Buranın yaşamı nasıl? Ulusoy abimize soracağız arkadaşlar. Tabii kendisi YouTube işiyle alakalı ilgileniyor. Burada karşılamışız zaten arkadaşlar. Onun da kanalında bizden videosu var zaten arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet, biz sorulara başlıyoruz arkadaşlar. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Abicim şimdi vasıfsız bir insan İsviçre'ye gelmek istiyor. Veyahut yani mesleği olan bir insan İsviçre'ye nasıl gelir? İsviçre'ye gelme yolları çok kısıtlı arkadaşlar. Burası diğer Avrupa ülkeleri gibi değil. Hiçbir yere benzemez. Buranın kendine özel bir durumu var. Çünkü burası tarafsız bir ülke. Yani Avrupa topraklarında fakat Avrupa Birliği'nde değil. Bunu bir kere anlasınlar. Bazı arkadaşlar işte Almanya'ya gidiyorum falan diyorlar, gidebilirler oraya. Ama İsviçre çok farklı. Buraya gelmenin iki yolu var. Birincisi evleneceksin. Burada biriyle evlilik yapıp geleceksin. Evet. İkincisi de iltica amaçlı geleceksin. Başka türlü bir yolunu ben bilmiyorum. Şimdi mesela abi, şimdi diyorlar ki ya işte ben giderim orada kendime bir iş bulurum, işte çalışırım. Yani peki bu adam diyelim buraya geldi diyelim. Tamam, buraya yerleşti hani, mesela birini buldu, evlilik yaptı, buraya geldi, buraya yerleşti tam. Evet. Oturum kartını da aldı. Evet. Peki bu adam dil bilgisi olmadan bir yerde çalışabilir mi? İsviçre'de. Ancak burada dil bilmiyorsan kardeşim, burada işçi oturumun var. Dil bilmiyorsan burada ancak Türklerin, Kürtlerin restoranlarında, dönercilerinde bulaşıkçılık yaparsın. Yani başka bir iş yok diyorsun. Ya İsviçreli firmalara girmek hayal ötesi. Hayal bile yani, değil. Yani mesela pizza, abi gidersin, döner. Gidersin bu yabancıların, İtalyanların, Türklerin, Kürtlerin, en çok da Türkiye'den gelenlerin pizzacılarında pizzacılık yaparsın. Bulaşık yıkarsın. Böyle işler yapabilirsin. Peki abi buranın yaşam standartı nasıl mesela? Diyelim, yani, tamam mı? Askeri ücret ne kadar? Mesela yaşamı nasıl? Yaşam standartı nasıl mesela? Hani Türkiye'ye örnek yerinden, tamam, eğer Türkiye'yi İsviçre'ye kıyaslarsak nasıl bir şey çıkıyor ortaya mesela? Buranın nesi güzel mesela, Türkiye'nin nesi güzel? Şimdi önce şunu söyleyeyim, buranın yaşam standardı şu. Sen çalışıyor, ne kadar maaş alıyorsan al, senin yemen için, sadece yemen için, yani yemek yemen için eğer 1000 franktan aşağı para kalıyorsa devlet sana yardım ediyor. Evet, devam ediyoruz abi. Bak, her şeyi ödedin. Evet. Cebinde 1000 frank net kalmıyorsa devlet yardım ediyor. Böyle hesaplayacaksın. Şimdi mesela ben size YouTube'a da baktım. Şimdi mesela bana da hani yazıyorlar. Ya abi istersen gitti mesela, tamam mı? Beni de oraya götür. Ben de oraya yerleşmek istiyorum mesela. Bu hani mümkün mü abi? Kardeşim buraya benim birisini getirmem mümkün değil. Ha benim firmam olsa, böyle büyük bir firmam olsa, orada da işçiye lazım olsa yine zor. Çünkü devlet diyor ki sen birini getirmen için önce buradaki işsizleri ben işçi alacaksın. O olmadı. Buradaki oturumlardan o olmadı. Avrupa vatandaşı en son Türkiye'den getirebilirsin. Yani öyle kolay değil. Buraya işçi getirmek kolay değil. Ha şu olur. Doktor olursun. Hemşire olursun. Yazılımcı, böyle iyi yazılımcı, bilgisayar yazılımcısı, bunların şansı var. Ama diğer kategorilerde arkadaşım çok zor işiniz. Çok zor. Yani kimse seni buraya getiremez, getiririm diyen de yalan söyler. Evet abi. Buranın maaşları İsviçre'nin kendi şartlarına göre iyi. Yani burada en düşük maaş alan kişi bile tatile gidebilir, ev kirasını rahatlıkla verebilir, gezebilir, cep telefonu alabilir, araba alabilir. 1-2 maaşını para arttırmayla araba alabilir kendisine. Yani burada yaşam belli bir standart var. Yaşam standartı güzel yani. Çalışıyorsan daha da güzel. Bu kadarını söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar, yani gördüğünüz gibi İsviçre'ye elinizi kolunuzu salya salya gelemiyorsunuz. Turist olarak gelebilirler bak. Evet, eğer yani, yani eğer üstünüzde tapu varsa, eğer bankada bir miktar paranız varsa bırak turist olarak gezip ama geri bir daha gidebilirsiniz. Burada kalma şansınız yok. Ya zaten burada kalamazsın.
Çok pahalı. Burada kalsan bile aynı senin paran yetmez yani. E sen paran bittiği zaman mecbur geri dönersin. Şimdi arkadaşım bak, ilticacı olarak gelenler var, ben görüyorum burada. Gerçekten çok zor durumlara düşüyorlar. Kamplarda o kamp hayatını herkes çekemez. Kolay değil. Gelip burada rezil oluyorlar. O kamplarda bunları aşağılıyor insanlar, tamam mı? Aynen. Türkiye'de yapmadığı işi burada yapmak zorunda kalıyorsun. O yüzden yani burası evet güzel bir ülke ama şunu düşünün, buraya tüm dünyadan insanlar gelmek istiyor. Tek siz değil. Bunu hesaplayın. Buranın kapısını açsın. Bütün dünya buraya akmak ister. O yüzden bunlar da bunu engellemişler yani. Aynen abi. Arkadaşlar bir YouTube videosunda sonuna geldik. Evet. Ulusoy abinin evet. Benim de YouTube kanalına takip ederseniz çok evet. Memnun olurum. Ulusoy abinin de mesela YouTube kanalı var. Ulusoy Kınık. Linkini bırakıyorum açıklamaya arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Açıklama kısmından da İsviçre ile alakalı daha detaylı şekilde videoları bulabilirsiniz. Bende çok videolar var. İkinci el araba fiyatları, her şey iş var. Hayatı, her şey var burada. İzleyebilirsiniz. Büyük zaten arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Hem bana hem ona. Tamam. Daha da görüşürüz.